Tamam. Tamam yeter. Şu meseleyi bir konuşalım mı artık? Yani iyice bir birleşince demiştik ama. Kimsin sen, nesin? Bana niye yardım ediyorsun? Bir anlat. Merak etme kardeşim, hepsini anlatacağım. Bana kardeşim falan deme, ben kardeşin değilim. Tamam. Ferhat. Ne merak ediyorsan hepsini anlatacağım. Ama önce seni şuradan bir çıkaralım ha. Buyurun efendim. Geldim, geldim, geldim. Dikilmeyin oğlum, siz de yolun üstünde. Gel. Orçun, bu yeni reçete, yeni ilaçlar hemen aldır. Peki. O da hazır mı? Eksi yok, fazlası var. Ne lazımsa aldık. Pansumanı da hallettik efendim. Güzel. Dikkat, basamak yavaş yavaş, yavaş. Geç. Odana çıkaralım mı seni? Yok yok, şuraya bir yere oturayım. Çay, su, ne içersin? Bir şey içmem. Ya siz her türlü bir çay demleyin hadi. Peki. Tamam. E anlat artık. Kimsin, nesin? Niye kurtardın beni? İpsiz sapsız bir çocuktum ben. Yani tekiydim aslında. Ya ailemi utandıracak bir şey yapmadım tabii ki de. Ama gururlandıracak bir şey de yapmadım. Neticede ortaokuldan terkim işte. Ve okuldan attıkları için babam da tuttu kulağımdan, attı beni hayata. Dedi ki çalışacaksın, ekmek getireceksin eve. Bak yalnız değiliz, annem var, kız kardeşin var. Ekmeğin ucu bile olsa, yarım ekmek bile olsa eve ekmek getireceksin. E haklı. Bir sürü işte çalıştım ben. Amelilik de yaptım, fırıncı çıraklığı da yaptım. Ha çok güzel ekmek yaparım bak, parmaklarını yersin ha. Neyse. Bir gün fırında çalışıyorum, haber geldi. Baban rahmetli olmuş dediler. Yani artık ekmeğin tamamı bende öyle, ucu yarısı falan değil. O sırada da karşımda bir herif var, hırtın teki. Bir şey konuşuyoruz, çekişiyoruz ama ekmekle ilgili bir şey yani. Sinirlendim, tuttum kafasından. Fırının kenarına dayadım. E yandı tabii, iz de kaldı. Fırladım, kaçtım oradan, yakalasalar. Neyse. Sonra perdeciye girdim, orada çalıştım. Yaptığım da bir iş yok ha. Yani elimde matkap, darbeli, tavanı deliyorum, korniş asıyorum. O kadar. Bak bana da hep çalışırken gelmiş ya kötü haberler. Ne olmuştu? Kız kardeşim. Mahalleden kaçırıyorlar. Tecavüz edip viyadükten aşağı atıyorlar. Neyse adamlar yakalandı. Mahkemeye çıktılar falan ama artık araya kimi koydularsa, kimi tanıyorlarsa. İyi hal o bu derken biraz yattı, çıktı bunlar. Ben buldum adamları. Bunlar çıkar çıkmaz zaten bir meyhaneye gittiler. Oradan başka bir mekana. Sonra... Sonra ne oldu? Sonra işte deldim ben herifleri. Vurdun yani. Yok ya. Bildiğin kafalarını deldim. Yaş daha 18. Tamam sokağı biliyoruz ama bir tane başka bir yer. Öyle atıp tutamazsın orada. Annem zaten kaçmış memlekete. Öldürdüğüm adamların sülalesi peşinde. İlla Cemal'in kanını istiyoruz diyorlar bir taraftan. Namımız Matkap Cemal olmuş ama... yani o namın arkasında durabilen var mı? Belirsiz. Neyse. Bir gece oturuyorum yatakta. İçim geçmiş. Biri yastıkla suratıma bastırdı. Onunla irkildim, kendime geldim. Kalkmaya çalışıyorum, kalkamıyorum. Üstüme adamlar çullanmış. Nefes alamıyorum. Şişliyorlar bir taraftan, canım acıyor. Kevgire döndüm ya. Bir an tamam dedim, ölüyorum. Pataküte bir sesler, üzerimdeki adamlar dağıldı. Ben fırladım ayağa. Bir tane adam var karşımda yani, yaşı benden büyük. Boyu benden uzun.
Benim karaciğer iş işlemişler. Tuttu kolumdan. Yürü dedi revire. Ya revir dediğin yara bandı. Oradan hastane. İki ay, iki buçuk ay öyle bir şey hastanede yattım. Sonra döndüm hapishaneye. Ulan dedim herhalde buranın ağasıdır beni kurtaran. Gittim. Adam dedi ki yok ben değilim. Meğer ağaya bile para vermişler beni öldürsün diye. Kim dedim, bak dedi şurada bir adam var. Baktım böyle ranzada. Gazete okuyan mülayim bir adam. O dedi seni kurtardı. Gittim adamın yanına. Abi dedim, senin artık iki canın var. Benim canımı almadan kimse seni öldüremez. Sana zarar veremez. Bana dedim adını bağışla, sen kimsin? Yılmaz dedi. Benim adım Yılmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.